Hoş geldiniz. Merhaba. Atababa yurdundayız. Söz sizin vekili. Tabii uzun zamandır ilk defa geliyorum. Hava da soğuk bir havada yelekle geldik. Ama memleketimizin sıcak havası burada hem insanlarımızdan hem de iklimden belli oluyor. Tabii geliş sebebimizi sormadan ben söyleyeyim. AK Parti'nin bir milletvekiliyim İstanbul'da. Partimin görevlendirmesi için görevlendirdiğinden dolayı bir günlüğüne geldim. Hemşerilerimizi bir ziyaret edeceğiz. Sonra da yarın sabahleyin kısmet olursa döneceğiz. İnşallah bu seçimler Iğdır'ımız için hayırlı olur. Birbirinden İnşallah. Değerli adaylarımız var. Ama biz istiyoruz ki Cumhur İttifakı'nın bir adayı, benim partimin adayı seçilsin. Ama Cumhur İttifakı'nın öbür adayıyla da birlikte biz milletvekilliği yaptık. İnşallah Can Türk Bey'in bu seçimleri alması için ne katkı sunabiliriz? Onun için geldik. Ülkemiz, memleketimize hayırlı olsun diyorum. Yani fazla söylenecek bir şey yok. Herkes şunu bilsin ki ben Şamil Ayrım olarak birlik beraberlik içinde geldim. Milleti dağıtmak için değil, birleştirmek için geldim. İnşallah da öyle olur. Iğdır'ımız aklı selim içinde dengeleri koruyacak bir sonuç çıkaracaktır. Ben buna inanıyorum. Çünkü her seçim dönemi biz bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Ama seçim sonunda da kol kola girmesini, birleşimizin de morali bozulmasın. Seçim sonrası dünyanın sonu değil. Sonu değil tabii ki. Yani her zaman bu seçimler gelip geçici. Evet. Ama önemli olan Iğdır'ın geleceğe dönük bu güzel vatanımızın bir parçası olan Iğdır'ımızın geleceğe dönük imkanları çok fazla olacak. İşte biliyorsunuz 44 günlük vatan savaşında Azerbaycan Nahçıvan arasındaki o koridor, Zengezur koridoru açıldığı zaman Iğdır'da iş yapan iş adamlarımız için, gençlerimiz için büyük bir umut kapısı orası da. Onun için biz bunu Iğdırlılar olarak değerli biliyoruz. Iğdır'a hizmet eden, bizim edecek olan bir adayımız var. İş insanı. Bir iş insanının gelip de aday olması kolay bir şey değil. Hem de başarılı bir iş insanı. İnşallah Iğdır'ımız için hayırlı olur diyorum. İnşallah da başarılar. Çok teşekkür ederim başkanım. Tuzca TV YouTube kanalı yeni başladık. İnşallah güzergah şimdi Tuzca değil mi? Atababa yurduna gideceğiz. Ya Tuzca'da bir muhtarlarla görüşeceğim. Evet. Döneceğim. Burada Kadim Aşiretler'in bir federasyonun bir yemeği var. Evet. Can Türk Bey'le ona birlikte katılacağız. Sonra köye gideceğim. Hem orada dağ köylerimizdeki gelen hemşerilerimizle asbali olacağız. Büyüklerimizin mezarını ziyaret edeceğiz. Sonra dönüp Iğdır'a geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Evet. Sevgili dostlar şu anda tabii ki konvoy halinde Tuzla'ya doğru hareket edeceğiz. Evet tabii ki orada Tuzla'nın hemşerilerimiz Şamil, Sayın Vekim Şamil Ayrım'ın az sonra Tuzla'da olacağını da buradan bildirmek istiyorum. Ahirine kadar burada oturmuştur ve ömrünün sonuna kadar burada oturacaktır. Her zaman büyüklerimizin desteğini bekliyoruz. Büyüklerimiz bizi gittikten sonra unutur. Bizi unutmayın. Gazileri unutmayın. Bu toprak bizim toprağımızdır. Ben gaziler olaraktan bir barış toprağından vazgeçmirem. Gece gündüz burada sizin sayın vekilim diyor benim Şamil. Dedem buradadır. Ben onun dedesine burada nöbet bekliyorum. Siz de bizi unutmayın. Saygılarla, sevgilerle. Başarılar diliyorum.
her zaman başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık eylesin. Tuzluca'nın tek ve yerel kültürel kanalı Tuzluca TV. Her an ve her zaman yanınızda. Sizin